sen beni bırakıp terk edip gittin. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittin? Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalanan sevgimiz düşmesin eldivine. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerimi. Yok artık benim için senden başka sevgilim. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerimi. Yok artık benim için senden başka sevgilim. Hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Biliyorsun çekemez. Hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Bırak gizli kalsın. İçimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Bırak gizli kalsın. İçimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Hiç kimse donduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgilim. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgilim. Senden başka sevgilim. Senden başka sevgilim. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Türkiye'nin ekranında TRT1'de Göz Nuru tam saatinde siz değerli izleyicilerinin huzurunda. Bugün yine dop dolu bir program var önümüzde. Öğleden sonra size gülümsesin, siz de öğleden sonraya gülümseyin istiyoruz. Ve sizler için yine konuklarımız, birbirinden güzel hediyelerimiz, uzmanlarımız, neler neler yok ki Göz Nuru'nda. Ama önce bu güzel şarkı için Göz Nuru'nun sanat müziği orkestrasına Derya Tunç'a bir teşekkür ederek başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, biz teşekkür ederiz. Harika bir gün olacak yine. Evet, iyisiniz, nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel şarkılar hazırladık bugün Göz Nuru izleyiciler için. İnşallah güzel vakit geçiririz. O halde daha fazla bekletmeyelim, değerli izleyicilerimizi de bekletmeyelim. Göz Nuru başlıyor. Oyuncu Sevinç Gürşen'in konuk olacağı bugünkü programımızda Demet Özbek'ten Kurdele ve Kırkyamayla evinizi güzelleştirecek aksesuarlar. Güzellik uzmanı Nur Özel'den daha güzel ve daha gür kaş ve kirpikler için yapmanız gerekenler. Diyet yemeklerin hazırlandığı Göz Nuru mutfağında bugün fırınlanmış dolmalık biber salatası var. Afiyet olsun. Kaşlar, gözler, yoksa kaş, göz, gerisi, söz daha mı çok artacak hanımlar, ne diyorsunuz? Kadınlarımızın, Türk kadınlarının özellikle pek güzeldir kaşları, gözleri ama olsun, onların da bakıma ihtiyacı var. Belki daha da güzel olacaklar, daha da uzun kirpikleri olacak. O halde ne yapacağız? Bugün gözlerini kaçırmayacağız. Bakalım neler uygulamamız gerekiyor, ben de dinleyeceğim. Akşamları yatarken bir şeyler sürüp yatabiliriz belki. Neler söyleyecek Nur Hanım? Merakla bekliyoruz. Öyle değil mi Sezen'cim? Evet, kesinlikle katılıyorum. Bayanlar için güzellik çok önemli. Önemli, kirpikler de artık var aslında. Hani takma kirpikler de var. Ama orijinalin yerini tutmuyor tabii ama ki. Ama hani insanın kendi kirpiğinin de gür olması. Tabii.
Hiç kim fena. İstemez? Kim istemez? Şimdi Göz Nuru mutfağındayız. Sezen'le bugün birlikteyiz. Sezen biliyorsunuz artık. Bilmiyorsanız da işte bakın önlüğünde de olduğu gibi o bir süper aşçı. Göz Nuru'nun süper aşçısı. Bugün son kez seninle beraber olacağız, evet, Sezen'cim. Göz Nuru mutfağında. Ama yine pratik, güzel bir yemek tarifi, evet, vereceksiniz bizlere. Evet, her zamanki bizlere. Gibi. Moralimizi bozmuyoruz. Gene bomba gibiyiz. Şahane bir salata çıkartacağız bugün ortaya. Umarım seyircilerimiz beğenirler, afiyetle yerler. Çok çok seviyorlar. Geçen gün Parla Hanım geldiğinde stüdyomuza konuğumuz. Buradan ona sevgiler kucak dolusu. Kendisi bizim yemek tariflerimizi, sizlerin o yaptığı güzel yemek tariflerini de her, evet, zaman evinde denediğini söyledi. Çok pratik olduğu için, çok rahatlıkla yaptığı için çok memnun kaldığını söyledi. Çok faydalandılar sizlerden. Ne güzel, çok güzel faydalı şeyler olabildiysek yaptınız. Ne mutlu bize. Umarım bir şey katabilmişizdir izleyen seyircilerimize. Öyleydi. Bakalım bugün neler katacaksınız? Sezen Hanım. Bugün közlenmiş biber salatamız var. Közlenmiş biber, evet, salatası. Güzel, kulağa hoş geliyor. Neler kullanacağız? Hemen söyleyeyim. Fırında mı yapacağız sonra da, öyle bir şey var? Çünkü fırında. Aslında şöyle, fırında olayı bunların közleme sırasında oluyor. Ama dilerlerse pratik olsun diye ben ocakta yaptım mesela. Ocakta közleyebilirler ya da hani fırına verip bir 10 dakika kadar hani öyle pişirip o şekilde soyabilirler. Nasıl? O da olur. Evet, ocakta olunca gidiyorsa. Ocak da batıyor ama ocak, evet, biraz kirleniyor. Hatta patlıcanları da, değil mi? Ne güzel közlesin. Pazar sabah. Ocak biraz kirlenir ama olsun, güzel olur, lezzetli olur böyle. Patlıcan da koyabilirler bunun içine isterler. Tamam, bir daha sayalım malzemeleri. Hemen söyleyeyim. Dolmalık biberimiz var, yeşil. Kırmızı cuşka biberimiz var. Bal, karabiber, tuz, limon, limon suyu, zeytinyağı ve beyaz biberimiz var. Tekrarlayayım mı? Tamam, yeterli. Neler yapacağız? Şimdi söyleyeyim. Önceden biberlerimizi ben közledim. Hani vakit kaybımız olmasın diye. Şu şekilde biberleri ikiye böleceğiz. Ne kadar da muntazam soyulmuş onların kabukları. Evet. Pırıl pırıl görünüyorlar. Bir püf noktası var mı? Ya yani ben genelde suyun altına koyup soymayı tercih ediyorum. Daha o zaman daha mı oluyor? Rahat oluyor? Evet, kesinlikle daha rahat oluyor. Güzel. İnce ince bunları ben böyle doğruyorum ama seyircilerimiz isterlerse bunları kalın ya da farklı şekillerde de doğrayabilirler. Hani ben görüntü açısından bu şekilde doğruyorum. Hemen servis tabağıma koyuyorum bunları. Yeşil biberleri de. Aynen. Ama böyle yapma Sezen, hiç alışık değilim. Ben sana böyle cıvıl cıvıl konuşmana alışıyorum. Hafif buruklu var tabii. Yapma ama böyle. Güldüremedim bir türlü. Yok, hafif burukluğum var tabii. Hani sizlerden ve hani ekip olarak çok iyi anlaştık. Çok güzel bir süreç geçirdik hep birlikte. Hani bunlar tabii zor şeyler. Ama olsun, hayırlısı olsun diyoruz. Başka hani programlarda inşallah yine birlikte oluruz. İnşallah, tabii ki. Şimdi biberlerimizi bu şekilde doğruyoruz. Ben diğer aşamalarda...